learn and play. Oyna ve öğren. Haydi bina. Meleklere ibadet ettiklerinin delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ellohu billahi semiel alim min eşşeytani'r Peygamber size asla melekleri ve peygamberleri rabler edinmenizi emretmez. Ali İmran Suresi 80. Ayet Meleklere ibadet ettiklerinin delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Euzu billahi semil alemi Peygamber size asla melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi emretmez. Ali İmran Suresi 80. ayet. Peygamberlere ibadet ettiklerinin delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Hem Esseyzu billah. Hem Allah şöyle buyurduğu vakit. Ey Meryem'in oğlu İsa. Sen mi dedin? insanlara beni ve anamı Allah'ın yanı sıra iki ilah edinin diye. İsa dedi ki, Haşa, sen bundan münezzehsin ya Rab. Benim için hak olmayan bir sözü söylemekliğim yakışık almaz. Eğer söylemiş olsam elbette sen bilirsin.'' Sen bende olanı bilirsin ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki sensin gaybı bilen, anime'l gayb olan. Maide suresi 116. ayet. Salihlere ibadet ettiklerinin delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Onların kendilerine yalvarıp dua ettikleri o kimseler hangisi Rablerine daha yakın olacak diye vesile arayıp dururlar. Onun rahmetini umarlar ve onun azabından korkarlar. Ağaçlara ve taşlara ibadet ettiklerinin delili Es-Seyyidü Siz de gördünüz değil mi? Lat ve Uzay'ı Üçüncü olarak da Menat'ı Necim Suresi 19. Ayet Aynı zamanda Ebu Vakit Elleysi'nin rivayet ettiği şu hadis de buna delildir. Biz İslam'a yeni girmişken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Hüneyn'e yola çıktık. Yolda müşriklerin bir ağacına rastladık. Müşrikler bu ağacın yanında inzivaya çekilir ve üzerine silahlarını asarlardı. Bu ağaca Zatu Envat derlerdi. Ardından yola devam ederken başka bir ağaca rastladık. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah tıpkı onların zatu envatı olduğu gibi bizim için de bu ağacı zatu envat olarak tayin et dedik. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Nefsim elinde olana yemin olsun ki siz tıpkı Musa'nın kavminin Musa'ya şöyle dedikleri gibi dediniz. Ey Musa! Onların nasıl bir ilahları varsa sen de bize öyle bir ilah yap. Musa dedi ki siz gerçekten cahil bir topluluksunuz. Tirmizi 2180. hadis-i şerif. Dördüncü temel esas. Zamanımızın müşrikleri şirkleri bakımından önceki ilk müşriklerden daha azgın ve şiddetlidirler. Çünkü önceki ilk müşrikler rahatlık ve refah vaktinde şirk koşar, zorluk vaktinde ise şirk koşmaz ve dini yalnız Allah'a halis kılarlardı. Zamanımızın müşrikleri ise her daim şirk koşarlar. Rahatlık vaktinde de şirk koşarlar zorluk vaktinde de. Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Gemiye bin esteyizu bile. Gemiye bindikleri vakit zorluk geldiği vakit dini yalnız ona halis kılarak sadece Allah'a yalvarır ve yakarırlardı. Ne zaman ki Allah onları kurtarıp karaya çıkardı o vakit onlar şirk koşmaya devam ettiler. Ankebus Suresi 65. Ayet Allah en doğruyu bilendir. Salat ve selam Nebimiz Muhammed'in onun ailesinin ve tüm ashabının üzerine olsun. Ebu Hüseyin Muhammed bin Süleyman el-Temimi Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün övgüler Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve bağışlanma dili isteriz. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirmişse onu saptıracak kimse yoktur ve kimi de saptırmışsa onu hidayete erdirecek kimse yoktur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve ras rasuludur. dört temel esas ris risalesinin müellifi bu, bu risalenin müellifi Şeyhül İslam ve Tevhid davetinin müceddidi olan İmam Muhammed bin Süleyman El Temimi'dir. Künyesi ise Ebu Hüseyin'dir. 1115 Hicri senesinde Uyayne'de dünyaya gelmiş ve 1206 Hicri senesinde de Dirriye'de vefat etmiştir. Dört temel esas risalesi, ilim talebesinin ezberlemesi gereken metinler silsilesinde ikinci sırada yer almaktadır. Bu risaleye özen göstermemizin birden fazla sebepleri vardır. Bunlar ise şunlardır. Alimlerimizin bu Risale'yi okuyup öğrenilmesini tavsiye etmeleri. Selefi Salih'in alimlerinin yolunda yoluna uymamız. Bu Risale'de zamanımızın müşriklerinin şüphelerine cevapların olması bu Risale'nin Keşful Şubuhat kitabının özeti olması Keşful Şubuhat adlı kitaba başlamadan önce bu Risale'yi okumaya başlarız. Ta ki ilim talebesi herhangi bir şüpheye maruz kalmasın. 4- temel esas risalesinin içerikleri üç kısma ayrılır. Bunlar bir, mukaddime. Bu da saadetin adresinin ne olduğunu içermektedir. İki, tevhidi okuyup öğrenmenin önemi. Üç, esas ve kaideler. Mukaddime. Saadetin adresinin ne olduğunu içermektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Kerim olan ve azim arşın Rabbi olan Allah'tan seni dünya ve ahirette veli dost edinmesini ve seni her nerede olursan ol mübarek kılmasını dilerim. 1- Müellifin Risale-i Besmele ile başlamasının başlıca sebepleri şunlardır. Üç kısma ayırıyoruz bunu. Birinci kısım, Allah'ın kitabına, Rasul ve Nebilerin sünnetine uyması. İki, adetleri üzere tasnif ve teliflerine Besmele ile başlayan Selef alimlerinin yolunu takip etmesi. 3. Allah'ın ismiyle teberrük etmesi. Besmele'den sonra Şeyh Allah ona rahmet etsin. Adeti üzere mukaddimesine ilim talebesine dua ederek ve Allah'tan ilim talebesini bütün hayırlara ulaştırmasını isteyerek başlamıştır. Bu da onun ilim talebesine karşı olan düşkünlüğünü ve sevgisini ortaya koymaktadır. Allah'ın evliyaları iman ile takvayı cem eden kimselerdir. Şeyhül İslam İbni Teymiye Rahimahullah şöyle demiştir. Her kim mümin ve muttaki ise o kimse Allah'ın velisidir, dostudur. Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Euzu billahi semiyel alimi mineşşeytanirracim. Dikkat edin. Allah'ın veli kullarına hiçbir korku yoktur. Ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar ki iman eden ve takvalı olan kimselerdir. Yunus suresi 62 ve 63 ayetler. Bereket demek çoğalmak ve artmaktır. Teberrük çoğalmasını ve artmasını talep etmektir. Mübarek her nerede olursa olsun kendisinden faydalanılan faydallanılan şeydir.